Bunun benzeri bir geceyi İstanbul'da da yapmıştık. Bu kadar güzel ve görkemli bir geceydi. Gerçekten çok güzel konuklar var. Ve gerçekten çok güzel bir kitabı tekrar kutluyoruz. Fenerbahçe camiasına armağan ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bir büyük geceye, bir güzel geceye ve tarihe ışık tutacak bir büyük güzellikle tanışmaya hoş geldiniz. Bir efsane 100 yılı geride bırakmış. Yalnız şunu söyleyeyim. 2009 daha çıkmadı. 1909'da Fenerbahçe takımı sahaya çıktığı zaman sarı beyazmış forması. Onun için 100 sene önceye gittim ben. Efendim, o günün güzelliğini de alıp, anısını alıp, efsane yanını alıp sizlere getirdik. Ve Asr-ı Fener mucizesiyle tanışacağınız geceye hoş geldiniz. Değişiklik olarak ben de bir kere daha hoş geldiniz diyeceğim. Neye hoş geldiniz? O çok sevdiğimiz kimliğimize, aidiyetimize, sarı lacivertli, gönül rızasıyla seçtiğimiz, vazgeçmeyi hiç düşünmediğimiz, durmadan ona ait olduğumuzu söylemekten çok hoşlandığımız Fenerbahçeli kimliğinin bu sene Asr-ı Fener'i, o şahane eseri başkentle tanışıyor. Gerçekten hepiniz hoş geldiniz. Başkentin, Ankara'nın, atamızın ebedi istirahatgahının, Cumhuriyeti kurduğumuz şehrin güzel insanlarına ve görevle burada olanlar da insanlar bulunduğu yerdedirler. Ben doğduğu yerde değil, doyduğu yerdeyi değiştiriyorum. İnsan doğduğu, doyduğu değil, gerçekten mutluluk duyduğu yerde yaşarsa çok daha güzel olacak. Ama bu gece... Nerede olursanız olun, bilmiyorum, dün gece siz de benimle birlikte o mutluluğu yaşadınız. Bugün, bu gece burada sizlere sesleneceğiz. Yaşa diyeceğiz ama maç 0-0 gidiyor. Ne olur bir gol dedim, işte yanlış dua etmişim. Ne olur 3 gol deseymişim. Ulu Tanrı kırmadı beni. Ve bizim gol atmayan forvetimize bile gol attırdı. Yani onun için hiç ses çıkarmıyorum. Ve bu güzellikler içinde geldik ama benim de sevgili Feryal Peren'in de omuzlarımıza çok ağır bir yük var. Düşünün, 100. yılını geride bırakmış ve aynı zamanda sadece Fenerbahçe Kulübü olarak değil. Yanımızda Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Sayın Akın Kılavuz var. Sevgili seyirciler, program başladı. Sayın Başkanım, yer soracaksınız. Evet, Ankara'da ben Şeltin'de uzun süre geceleri gelirim. Ama böyle kalabalık, böyle güzel bir gece görmedim ve çok iyi hazırlanmış bir gece. 1907 Derneği'ne teşekkür etmek lazım. Ankara'nın en seçkin insanları, en iyi Fenerbahçeleri şu an burada. Tabii ben iddia ediyorum, Ankara'daki Fenerbahçeliler İstanbul'dan daha fazla bir sayısı var. Ben federasyon başkanıyım, Buz Hokeyi Federasyon Başkanıyım. Ocak ayında İstanbul'da yeni bir salon açtık kültür başkentimizde. 4 Ocak'ta başlayacak Buz Hokeyi Şampiyonası. Tüm Fenerbahçelileri bu şampiyona davet ediyorum. Çok önemli ülkeler gelecek. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe kulübümüzde Buz Hokeyi bir takımını kurarak liglerimize girecek. Bu da bir çok sevindirici liglerde olması. Fenerbahçe olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Saygılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Halit abi yük ağırdır diyor. Bu görünüş olarak kitabın çapı, eni, boyu, ağırlığıyla ilgili bir şey. İçindeki anılar ve detaylar o görünürdeki ağırlığın önemini tamamen kaldıran ortadan bir şey. Ne kadar ağır olursa olsun taşınır o.
Taraftarlarımızın çok güzel söylediği gibi evladıma miras bu sevda diyeceğimiz Fenerbahçe'nin sıra dışı tarihinin pek çok detayı, inanılmaz olayları, zaferleri, hüzünleri, Kurtuluş Savaşı'nda neler neler oldu, her şey Asr-ı Fener şahane eserinde mevcut zaten. Bir kitap ama bir kitap bir aşan yüzyılı hepsini sinesine alıp çok ağır olmaz mı? Gerçekten dünyanın belki de en ağır kitabı değilse bile ikinci en ağır kitabı olur. Fenerbahçelilerin en sevmediği şey ikinciliktir ama daha, bunu da hoş görüyoruz. Ama şimdi bakın, eğer içinde yazılanların temsil ettiği kişi, toplum, forma, renk, bu güzellik bir futbol takımı değil sadece. Voleybolu, basketbolu, tenisi, yüzmesi, atletizmi, her şeyle, her yanıyla ve gerçekten büyükse bir yük, iyi değer taşır. Türkiye'nin bir kulübü Fenerbahçe. Türkiye'nin büyük bir kulübü Fenerbahçe. Türkiye'nin çok büyük bir kulübü Fenerbahçe. Korkak alıştırmayalım. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Vallahi bize öyle görünüyor. Bize öyle görünüyor. Ben söylersem hani böyle belki kızarlar ama dedim ki güzel bir sarışını hani söyletirler ya her yerde o burnavi şeyleri. Efendim bunun hepsinin ötesinde o 100 yıllık tarihteki büyüklük hiçbir şeye sığmaz diye bir söz var. Dünyada yok yoktur. Sığar. İşte bir gün bir dernek çıkar. 1907 derneği 100 yıl önceden bugüne getirir o kulübü sevenleri, o renkleri sevenleri. Fenerbahçe kulübünün bir kolu olan bu derneğin hamlesiyle hepsinin ötesinde dünya çapında diyoruz. Biz yapmadık. Hani vallahi billahi ben yapmadım demiş. İtalya bu konuda dünyanın en büyük kitabını yapmış. Biz de hiç olmazsa ondan sonra gelen ama spor çapında dünyanın bir numaralı kitabı. Söz sizin. Söz bizde de galiba zamanımız da doldu. Şimdi birazdan 1907 Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Melih Esen Cengiz'i bu muhteşem eserin detaylarıyla tanıştırmak üzere davet edeceğiz. Yaklaşırsa herhalde çünkü, iyi olur. Çünkü Melih Esen Cengiz aynı zamanda amirali, generali, komutanı değil, gerçek askeri olarak başından sonuna bu kitabın hazırlanmasındaki emekleri için ben tam 60. yılını dolduran bir Fenerbahçeli olarak teşekkür ediyorum. Devletimizin değerli temsilcileri, çok sevgili Ankaralılar, bu muhteşem gecede böylesine eşsiz bir eseri sizlere takdim etmekten onur duyuyoruz. 1907 Fenerbahçe Derneği adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım, hoş geldiniz. 1934 yılının Mart ayında Fenerbahçeliler Türkiye'de ilk defa Atatürk'ün yüksek müsaadesiyle statlarına koydukları Atanın büstünün açılışı töreninde şu andı içmişlerdi. Türk'ün ulu gazisi, senin açtığın yolda, senin göstereceğin yolda yürüyeceğimize, bizlere emanet ettiğin cumhuriyeti kanımızla canımızla koruyacağımıza, Türk ruhu, Türk asaleti, Türk sporculuğu mertliğiyle senin arkandan yürüyeceğimize, gözlerimizi senden ayırmayacağımıza ant içeriz. Fenerbahçelilerin devletlerine olan inanç ve bağlılığını en iyi şekilde vurgulayan bu antın yer aldığı Asr-ı Fener kitabı Cumhuriyet Fenerbahçesi'nin hikayesini anlatır. Önce İstanbul, sonra Ankara çağırdı. Vatanın müdafasına koştu sarı lacivertliler. Şehitler verildi Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Anadolu'da. Orduya destek için turnuvalar, müsamereler yaptık. Kah silah kaçırdık Anadolu'ya, kah işgal kuvvetlerini yeşil sahalarda yendik. Cephedekilere moral olduk. İngiliz kemaller çıktı kulübümüzden. Malta sürgünü başlanmış sabri topraktan,
kurucumuz Necip Okanev'e, futbolcumuz Ethem Bellisan'a kadar birçok Fenerbahçeli İstiklal madalyasını hak etti. Gazilerimizi ve şehitlerimizi hiç unutmadık. Ankara istedi, Cumhuriyet'in kuruluşunda roller üstlendik. Mecliste, hükümette yer aldık. Ankara bizi hep istedi. Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Adnan Menderes'ten, Fahri Kortürk'e, Kenan Evren'e, Turgut Özal'a, Recep Tayyip Erdoğan'a kadar. Yolumuzu aydınlatıp bizlerin yanında yer aldılar. Ankara'da belki de ilk futbol takımını kurdu Fenerbahçeliler. 19 Mayıs stadının açılışını da yaptı Fenerbahçe, açılış kupasını da kazandı. Ankara istedi, Cumhuriyet'in aydınlık, yenilikçi değerlerine sahip çıktık. Türk insanının çağdaşlaşması yolunda büyük bir eşik olduk. Kadın haklarının gelişimi çabalarına destek vererek her spor dalında bayan sporcularımızı teşvik ettik. Türk gençliğini unutmadık. Kuruluşumuzdan itibaren genç nesilleri gözettik. Sporun hemen her dalında faaliyet gösterdik gençlerimizle. Ankara ilerleyin dedi. İçimize kapanmadık, en büyük sivil toplum kuruluşu haline geldik. Her dalda uluslararası sportif rekabete de açık olduk. Türkiye'yi başarı ile temsil ettik. Spora Fenerbahçe kadar yatırım yapan başka kulüp olmadı Türkiye'de. İlk başkanımız Ziya Songülen'den bugünkü başkanımız Aziz Yıldırım'a kadar Türkiye'de hep ilk olan tesisleri yarattık. Sporda sponsorluk uygulaması ilk Fenerbahçe başlattı yatırımlarında. Bir Türk spor kulübü olarak ilk kulüp televizyonunu, ilk merchandising şirketini kurduk. Türkiye'de ilk sanal GSM operatörü olduk. 100. yılımızda kazandığımız 1000'i aşkın kupa ve madalya ile Guinness Rekorlar kitabına girdik. 100. yılımızı dünya çapında taraflı tarafsız, herkesin gıpta ile izlediği bir coşku ile kutladık. Ankara demek Atatürk demekti. Ulu Önder ile yollarımız hep kesişti. Bize alakasını hiç esirgemedi. Bizi ziyaret etti, bizim için programını değiştirip maçımızı seyretti. Zor günümüzde en başta o Fenerbahçe'ye yardım elini uzattı. Fenerbahçeli arkadaşlarıyla beraber bize destek oldu. Bizler de ona hep sadık kaldık. Atatürk kupalarında en başarılı kulüp olduk. Nutuk her zaman rehberimiz oldu. Fenerbahçe Haziran 1926'da muhafız gücü takımının davetlisi olarak ilk kez Ankara'ya gelmişti. Muhafız alayı komutanı İsmail Hakkı Tekçe Fenerbahçelilere şöyle hitap etmişti. Türk sporunu ecnebilere karşı muvaffakiyetle temsil eden ve Ankara gençliği tarafından büyük coşkuyla beklenen Üstad Fenerbahçe takımını aramızda görmekle bahtiyarız. Açıkçası Aslı Fener bir bakıma Fenerbahçeli Ankara'nın da öyküsüdür. Bu görkemli mirası bir kısmı ilk defa gün ışığına çıkan zengin belge, fotoğraf ve tarihimizi yaratanların anılarıyla dop dolu ayrıntılı olarak Aslı Fener'de bulacaksınız. İkinci yüzyılımızı yaşadığımız bugünlerde Ankara Kalesi'ndeki bayrak inmedikçe atamız Anıtkabir'de bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkıldığından emin, huzur içinde yattıkça Fenerbahçe burnundaki Fener de o güçlü ışığıyla yanmaya ve Türk sporunu aydınlatmaya devam edecektir. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Buyurun, hep ben başlıyorum yani. Ayıp oluyor değil mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Bu fırsatın geleceğini hayatta düşünemezdim. Çok mersi. Şimdi 1907 Fenerbahçe Başkanı ve Fenerbahçe As Başkanı çok sevgili Ali Koç'u konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz.
Efendim bu arada ben sevgili Ali oğlum diyeceğim. Çünkü o kadar yaşça küçüklüğünden tanıyorum ki o zaman da büyük işlerin yaratıcısı ruhunu hani yürüyüşüyle bile bakışıyla veren bir tatlı çocuktu. Ama bugün burada Fenerbahçe 1907 Derneği'nin başkanlığı ile birlikte bundan evvelki açılıştım tabii ki gibi sevgili başkanımız Fenerbahçe'ye gerçekten değerli hizmetlerle güzellikler getiren sevgili Aziz Yıldırım'ın rahatsızlığı nedeniyle bulunamadığı için bu gece ifade etmekten bile acizim. Gördüğünüz Feryal, Halit abi siz söyleyin dedi. Efendim hiç merak etmeyin. Hele dün geceki maçtan sonra başkan en kısa zamanda iyileşecek. Ben şüphe etmiyorum ondan. Ve evet alkışlar devam ediyor. Çünkü Fenerbahçe böyle bir büyük iş adamının aynı zamanda koltuğunda, kolunda 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanlığı, Fenerbahçe Kulübü As Başkanlığı. Sizin alkışlarınız ve sevgili Ali Koç. Sayın bakanlarım, sayın milletvekillerim, sevgili Ankaralılar, sevgili Fenerbahçeliler. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin Ankara'da ilk etkinliği olan Aslı Fener Gecemize teşrif ettiğiniz için, bu önemli gecede bizlerle beraber olduğunuz için kendim ve yönetim kurulu adıma çok çok teşekkür ediyorum. Alkışlamanız için iyi, boğazıma bir şey takıldı. Dün gecenin skorundan sonra doğal olarak bu akşamın ortamı, havası, atmosferi çok pozitif, çok olumlu. Ne yazıktır ki 90 dakikalık maçların sonuçlarına, skorlarına bağlı bir hayat zaman zaman sürmek zorunda kalıyoruz. Ama ben dünkü skoru, dünkü galibiyetimizi şampiyonluğumuzun habercisi olarak görüyorum. Niye? Çünkü yine bir Aralık ayı, yine aşağı yukarı aynı tarih, yine Trabzon, yine bir galibiyet ve yine bir ilk yarıyı lider bitirme ve sonucunda en son şampiyonluğumuzun geldiği 100. yılımız. O yüzden dünkü gelişmeyi çok olumlu bir vesile olarak, gelişme olarak değerlendirmek istiyorum. Değerli misafirler, 1992 yılında kurulan 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kuruluşundan yana amacı, misyonu ve faaliyetleri Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her anda, her alanda gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine ve bir dünya kulübü olması için bir düşünce kuruluşu gibi çalışması, projeler üretmesi ve bunların hayata geçirilmesi için çalışmaktır. Bu bağlamda 100. yılımızın anısına dernek olarak bir proje geliştirmeye karar verdik. Bu projeyi geliştirirken birçok proje arasında camiamızın gelecek yüzyıllar ile bağını kuracak, Fenerbahçelik ruhunu gelecek nesillere aşılayacak, kalıcı bir eser yaratmak üzere Aslı Fener bir efsanenin tarihi projesini başlattık. 40 kişilik bir çalışma ekibinin devlet arşivleri, kulüp arşivleri, özel arşivler, müzeler, kütüphaneler, yabancı arşivler, yüzlerce yayın ve kitabı inceleyerek Fenerbahçe'mizin tarihiyle ilgili 50 bine yakın fotoğraf, tablo ve belgeye ulaşmasıyla hazırlandı. Ayrıca ve en ilgi çekici nokta olarak ve projemizin de bir yıl uzamasına neden olan Fenerbahçe'de görev yapmış sporcular, idareciler ve yakınlarıyla yapılan söyleşilerden çıkan bilgiler, belgeler projemizin çok daha güçlenmesine ama bir senede gecikmesine neden oldu. Aslı Fener sadece Türk sporunun değil, yurtseverliğin, çağdaşlaşmanın, yaşadığımız toprakların da tarihi. Aslı Fener Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki batılaşma hareketinin ortasında doğan bir ulusun bağımsızlık mücadelesi içerisinde gelişen ve genç cumhuriyetin çağdaşlaşma adımlarında misyon üstlenmiş Fenerbahçe'mizin cumhuriyetle paralel tarihidir.
Asr-ı Fener, çağdaş Türkiye'nin bayrağını hep ön safhalarda taşımanın, Cumhuriyet ilkelerine bağlılığının belgesidir. Asr-ı Fener, atamızın Fenerbahçe'miz olan sempatisinin ve yakınlığının, Fenerbahçe'mizin de atamızın ilke ve değerlerine bağlılığının bir belgesidir. Kısacası Asr-ı Fener, geçmişimizin ve geleceğimizin arasında bir köprü, tarihe yakışan çok çok özel bir eserdir. Sadece 2007 adet basılan ve tekrarı olmayacak her bir kişiye özel numaralandırılmış olan Asr-ı Fener içeriği ile olduğu kadar fiziki özellikleri de ile de değerli ve eşsiz bir eserdir. 10 Kasım 2009 tarihi itibariyle Milli Kütüphanemizde Cumhuriyet tarihinin en büyük boyutta kitabı olarak sergilenmeye başlamıştır. Bu eserin, bu projenin arkasında büyük bir destek ve emek vardır. Kitabımızın hazırlık sürecinde bizden desteklerini esirgemeyen değerli başkanımız Sayın Aziz Yıldırım başta olmak üzere tüm Fenerbahçe camiasında katkıda bulunan Fenerbahçelilere ve herkese 1907'lere özel ve kamu kuruluşlarına sonsuz şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Fenerbahçemizin kurumsal ve sportif başarılarıyla dolu birinci yüzyılına bizler tanıklık ettik. Bu eser ile bu başarıları belgeleştirip ikinci yüzyılımızı yaşayacaklara emanet ediyoruz. İkinci asır Fener'in de en az ilki kadar görkemli bir tarih yansıtacağına hiç şüphemiz yok. İkinci yüzyılımızın tarihi hazırlanırken bizler hayatta olmayacağız. Ama zamanın Fenerbahçelilerine sayfalarını gururla çevirecekleri bir asrın tarihini bırakmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sevgili Ankaralılar, bir kez daha gecemize teşrif ettiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Size biraz sonra projemizle ilgili filmimizi sunacağız. Ondan sonra Acun Ilıcalı, iyi bir Fenerbahçeli olan, Fenerbahçeli hiçbir zaman gizlemeyen ama herkes tarafından sevilen ve sempatik bulunan Sayın Acun Ilıcalı bizleri kırmayıp bizim için de sürpriz olacak, çok az insanın gördüğü bir şovunu, oyununu sergileyecek. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılında milletimiz ve ülkemiz için birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği bir yıl olmasını temenni ederim. Teşekkür ederim. Türkiye'de 100 seneyi geçmiş müesseseler şu anda azdır. Hala faal olan ama geçmişi bir asır, bir buçuk asır öncesine dayanan müesseseler yani iki elin parmaklarını geçmez. Ben o Fenerbahçe bu kitabı o yüzden sevdim. Geçmişinizi yayınlıyorsunuz. Tarihine sahip çıkan toplumlar her zaman öne çıkıyor. Biz de Fenerbahçe'yi nasıl anlatacağız? En iyisi tarihini, 100 yılının hikayesini anlatalım dedik. Ve bu yüzyılda yapılanlar yeni nesillere çok daha kolay aktarılabilsin diye düşündük. Tarihe baktığın zaman kalıcı eserler ya sanat eserleri ya da kitap. Bina yapılabilirdi, bir heykel yapılabilirdi, bir tavla yapılabilirdi. Ama tek olacaktı ne olursa onlar. Bir sanat eseri bu arayışa yanıt veremezdi. Çok sayıda insan tarafından paylaşılabilecek, taşınabilir, okunabilir, görülebilir, dokunulabilir, kuşaktan kuşağa geçebilecek ve her geçişte de zamanla birlikte sürekli değeri artacak bir şey olsun düşündük. Ve çok özel bir kitabın bu arayışlara
yanıt verebileceği noktasında bütünleştik ve kararı da o şekilde verdik. Bunu ancak büyük markalar veya kurumsallaşmış büyük şirketlerin yapabileceği bir eserde. Fenerbahçe tarihi de o kadar zengin ve derindi ki buna gayet uygundu. Biz şöyle söylüyoruz nükteli olarak, Fenerbahçe tarihini ancak bu boyutta bir kitaba sığdırabildik. Benim için heyecan verici bir çalışma oldu. Her sayfasını şöyle kaldırdığımda heyecanlanıyorum. Hala da anlatırken de belki bana heyecan ve özel duygular veriyor. Çünkü benim için her sayfa bir anlamda bir nostaljiye dönüş. 1907'den başlayan ve bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla eşdeğer giden, Cumhuriyet'in kuruluşunu takip edebildiğiniz bir spor kulübünden bahsediyoruz. Futbol kulübü demedim, dikkatinizi çekelim. Spor kulübü. 100 yıllık tarihimize baktığınız zaman her gün, her zaman bizleri mutlu eden olaylar var. Üzüntüde de, sevinçte de. Bu tarihi yazanların önünde de burada saygıyla eğiliyorum. Ne mutlu ki Fenerbahçeliyim. Bundan da her zaman şeref duyuyorum, onur duyuyorum. Bunu bir seferde okumak zaten mümkün değil. İçinde korkunç bir doküman, korkunç bir araştırma emeği var. Bizde hep futbola döndüğü için iş sanki sırf futbol için yapılmış gibi gözükse de sizin dediğiniz gibi büyük bir spor kulübünün köklü bir tarihçesini anlatan bir kitap gibi bakmak lazım. Yani bu kitaba en azından birkaç sene lazım ki doya doya bakılsın diye. Benim şahsen bugüne kadar kitaba da çok meraklıyım. Yani meraklı olduğum esas konu resim. Fakat kitaba da çok meraklıyım. Böyle bir kitap elime herhalde hayatımda yani sahibi olduğum en önemli kitaplardan bir tanesi. Yani onlar düşünmüşler, etmişler, böyle bir şey çıkmış. Oturdu da 1907, benim numaram 7 ve 777'yi aldım. İnanır mısınız, kitabı aldım çıkarken birisi ben dedi sana 3 kitap alayım bunu bana ver dedi. Dedim vallahi kusura bakma, işte bir yarışmadır, bir heyecandır. Ben de dedim 777 tane kitabı da versen ben bu rakamı ben istedim. Tesadüf de boştu çünkü koşa koşa kitap daha satışa çıktı, açıldı. Koşa koşa gittim dedim ki yerimi kapayım, aldım. Bu kitap normal bir kitap değil. Sadece o kurumun, o kulübün, o camianın tarihi değil. Şöyle bir baktığınız zaman güzel Türkiye'mizin nereden nereye geldiğini, Fenerbahçe'mizin bu tarih içindeki yerini, kısmen kendi o tarihteki değişimdeki mücadelesini, başarılarını, olmayan bazı şartlarda dahi neyi var ettiğini, fakat her zaman bir ruhun olduğunu ve bu ruhun da bugün daha da katlanarak Türk nüfusu, Türkiye'mizin nüfusu genişledikçe daha da büyüdüğünü ve bizim tabii ki en büyük amacımız nice yüzyıllar ölmeyecek, daha da sevgisi ve saygısı artacak bir marka. Bunu okuyayım, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını, kazandığı kupaların büyüklüğünü, azametini bu kitabı okuduktan sonra insan daha iyi anlıyor. Fenerbahçe'nin başarıları Türkiye'de hiçbir kulübün erişemeyeceği bir başarıdır. Bunu milli mücadelede başlıyor bu başarılar. Bugüne kadar devam ediyor. Kendimi futbolcu zannediyorum. Ve de bu futboldan 10 trilyon para kazanmayı zannediyorum kendimi. Çünkü ancak o kadar sevinilir bu kitapta yer almak. Ya ileride bu Fenerbahçe tarihinin, yani öleriki nesillere kalan Fenerbahçe tarihine girmek, bu şekilde girmek, ağları yırtmak, şu yapmak, namusuyla, şerefiyle, Fenerbahçe dille, bundan büyük servet olabilir mi? Bir ruh vardı, aşk vardı Fenerbahçe için, ona gidiyorduk. Her şey yaptığımız buydu. Brezilya maçı vardı. Daha evvel, 3 gün evvel, 4 gün evvel Galatasaray oynadı, 5 tane attı. İkinci maç 5-0 oynadı onlarla, o da 6 oldu, 6-0. Sonra biz oynayacağız diye. Ne yapacağız dedim, futbol dedim, her şey oynayacağız. Ve pazar günü geldik, 3 gün sonra maçı biz kazandık. Harika oynadık. Ben de bir gol attım. Harika bir oynadık, kazandık. Onda geldiği anda beni de götürmek istediler Brezilya'ya. Biz sollarda çok futbolcu. Hemen de İtalya'ya gidiyoruz, İtalya'dan sonra Brezilya'ya seni götürüyoruz dediler.
anneme geldim. Yavrum dedi gidersen, istersen git. Gidersen git yavrum. Hani gitmeyeceğim. Canım istemedi. Fenerbahçe'yle burada kalacağım dedim. Gidemedim. Brezilya'ya gidemedim. Fenerbahçe camiasına mensup olmak bence çok büyük bir ayrıcalık. Ruhu taşıyor olmak. Nereden bakarsanız bakın, kim ne derse desin. Bugün Türkiye'nin en büyük, en popüler takımı. Kazansa da öyle, kaybetse de öyle. 1907'de Kadıköy'den doğan o ışığın bir ulusun üzerine sadece sportif anlamda değil, kültürel, sosyal, siyasal...